TRT Türk'ten Balkan Sözlüğü programından herkese merhaba. Ben Elif Sena Demiroğlu. Balkan coğrafyasıyla hem paylaştığımız hem de bölgeye has kelimeleri konuştuğumuz Balkan Sözlüğü başlıyor. Bugünkü ilk kelimemizi muhakkak duymuşsunuzdur. Hatta çok da sevmişsinizdir. Söylemesi, yerinde kullanımıyla birlikte o kadar güzel ki. Birinci kelimemiz oka kelimesi. Türk Dil Kurumu'na göre çok fazla veya kafi, yeter anlamlarına gelen o kadar ifadesinin Balkanlarda söyleyiş farkına bağlı olarak kısaltılmış hali oka'dır. Türkiye'de yayınlanan ve Balkanlardaki hayatları konu alan dizi veya filmlerde kullanılan en önemli repliklerdendir kendileri. Balkanların içerisinden bir konuşma varsa oka kesin vardır yani. Çok fazla kafi veya yeter anlamlarının yanında oka kelimesi bazen tepki ifadesi olarak da kullanılıyor. O kadar da olduğu gibi. Oka işte. Sırada ikinci kelimemiz var. Bizim gibi Balkanlardan göçenlerin evlerinde sıklıkla duyduğu bir ifade aynı zamanda. Evva. Bazen şaşırınca, bazen kızınca, bazen de korkunca söylenen bir ifade olan evva kelimesi Türkçedeki eyvah kelimesi aslında. Balkanlarda söylerken biraz değişiyor gördüğünüz gibi. Türk Dil Kurumu'na göre beklenmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan acınma, üzülme sözü anlamına gelen ve Farsça kökenli olan eyvah kelimesi Türkçe'de yaygın olarak kullanılan ünlem ifadelerinden biridir. Benim en çok sevdiğim kullanımı ise evva yarabbim şeklinde. Hatta ara sıra kullanıyorum. Daha fazla da kullanmak istiyorum aslında ama dilim hemen eyvah yarabbime dönüyor. Geldik üçüncü kelimemize. Yine anlamını bildiğimiz bir kelimeyi paylaşacağım sizlerle. Ama bu kelime özellikle Bulgarca'da kümbe olarak ifade ediliyor. Sıradaki kelimemiz kümbet. Farsça'da kubbe, kemer sözcüklerinden alıntılanan Türk Dil Kurumu'na göre kubbe, damı koni veya piramit biçiminde olan yuvarlak veya köşeli yapı anlamına gelen kümbet kelimesi Balkan coğrafyasında kümbe olarak ifade edilebiliyor. Herhalde şeklinden ötürü kümbet için soba denildiğini de duymuşsunuzdur. İçi tuğlalı veya topraktan yapılan kubbe şeklindeki sobalara kümbet yani kümbe denilmekte. Trakya bölgemizden başlayarak Bulgaristan taraflarına doğru kümbe kelimesinin kullanıldığını biliyoruz. Aynı zamanda kümbet kelimesinin bir anlamı daha olduğunu bilmekteyiz. Anadolu Selçuklu zamanında yapılan ve kendine özgü yapısı olan anıt mezarlara kümbet denilmekteydi. Kümbetler önemli devlet adamları ve din adamları için yapılırdı. Biz soba anlamına dönelim. O kümbelerin içerisindeki ateşle pişen ekmekleri, tepsi kebaplarını, yok Balkan böreklerini bir hayal etsenize. Aman yarabbim. Geldik mi dördüncü kelimeye? Geldik. Balkan sözlüğünde zaman gerçekten çok hızlı geçiyor. Ben de hem anlatıyor hem öğreniyorum. Umarım sizler de ekranlarınızın başında çok keyifli ve verimli zaman geçiriyorsunuzdur. Hadi sıradaki kelimemize bakalım. Özellikle kadınların ilgisini çekecek bir kelime paylaşacağım şimdi. Ferece kelimesi. Ferace olmasın o dediğinizi duyar gibiyim. Balkan sözlüğü burası. Bir kelime Balkanlarda nasıl kullanılıyorsa biz de öyle aktarmaya gayret ediyoruz. Bizde ferace, Balkanlarda ferece. Türk Dil Kurumu'na göre Arapça kökenli olup kadınların sokakta giydikleri mantoya benzer, arkası bol, yakasız, çoğu kez eteklere kadar uzayan üst giysisi veya dervişlerin giydiği bol bir tür hırka anlamlarına gelmekte olan ferace kelimesinin bir söyleyiş farkına bağlı olarak Balkan coğrafyasında ferece şeklinde olduğunu görüyoruz. Söylerken de ferace derken A harfini uzatıyoruz değil mi? Ama ferece dediğimizde E harflerinin tamamı kapalı E şeklinde. Siz de deneyin. Anadolu, Balkanlar. Düşünüyorum da ne kadar zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. Eğer anladığımız maddi zenginlikse hayır tabii. O zaten olur. Ama gönül zenginliği, kültür ve medeniyet zenginliği gerçekten de coğrafyanın en büyük özelliği. Bir kelime mesela. Ben zannediyorum ki sadece Balkanlarda kullanılıyor.
Veya zannediyorum ki bu kelimeyi herkes bilir. Ancak bazen sadece Balkanlardaki insanlar biliyor. Bu zenginliklerin harmanlandığı hem Balkanlar hem de Anadolu'da ortak kullanıma sahip bir kelime var sırada. Bugünkü 5. ve son kelimemiz potur kelimesi. Türk Dil Kurumu'na göre arka tarafında kırmaları çok, bacakları dar, bir pantolon türü veya bir sıfat olarak kırmalı ve potlu anlamlarına gelen potur, Balkan coğrafyasında benzer anlamlarının yanında daha genel bir kullanımla pantolon olarak biliniyor. Özellikle Erzurum yöresinde potur kelimesinin içlik manasında kullanıldığını biliyoruz. Veya Anadolu'nun başka yerlerinde yine bir pantolon veya iç çamaşırı cinsinden tanımları olduğunu sizler de biliyorsunuz. Ha, bazı yerlerde de şalvar anlamına geliyormuş. Biz az daha devam etsek daha birçok anlamı çıkacak poturun belli. Balkanlarda pantolon manasında kullanılan bir kelime olduğunu söyleyelim ve Balkan sözlüğünden şimdilik veda edelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.